Para çekmeye giderken Görgür King'in açılışını gördüm. Evet. Ve kahrolsun İsrail diye bağırıp yürümeye devam ettim. Fakat oradaki Görgür King'i açan gözü dönmüş İsrail yandaşları, İsrail terör örgütünün parasını yemek isteyen, onlarla iş yapmak isteyen, böyle bebekleri öldürmek isteyen İsrailliler bana saldırdılar. Yola kadar takip ettiler. Az kalsın arabaların altında kalıyordum. Peşimden koştular. Dövdüler. Kulaklarımı patlatmışlar. Burnumu patlatmışlar. 10 kişi birden dövdüler. Daha sonra bir aracın içine bindim. Şoförü de benimle birlikte dövdüler. Gözü dönmüş. Bunların da gözü dönmüş. Katil olmuşlar bunlar da. Öyle bir dayak yiyip şu anda yine işte kontrole doktor beyin yanına çıkıyorum. Şikayetçi oldum kendilerinden. Başka bir şey bulamadınız mı? Marka bulamadınız mı? He? Bu süreçte Rize gibi bir yere Burger King açmak hoş mudur? He? Orada çocuklar ölüyor. Hiç mi vicdanınız sızlamıyor? Sizin çocuğunuz yok mu? Burger King'i açanlar. He? Bir de Rize'nin hani böyle kelli felli ailelerindensiniz. Allah daha da versin. Başka bir marka mı bulamadınız Rize'yi açmak için? Bir de sizi orada protesto eden aktivist bir kardeşimizi 10 kişi dövüyorsunuz he? Rizeli ne zaman başladı 10 kişi bir adamı dövmeye? He? Rizeli öyle mi yapar? 10 kişi bir adamı vuruyorsunuz he? Adam başka yere sığınıyor gene dövüyorsunuz. Kulak zarını patlatıyorsunuz. Burnunu kırıyorsunuz. Adamlık ediyorsunuz he? Adamlık ediyorsunuz. Eğer bizim o Rizeli de adam ise o bizim Rizeliler de oradan alışveriş yapmayarak oranın kapanmasına vesile olur. Ya Almanya'da 5 tane şubesi kapanıyor adamlar. Biz geliyoruz onu bizim insanlarımızın gözüne sokuyoruz. Ya Burger King Yahudi markasını ya. Burger King'in önünde kahrolsun İsrail dediğim için beni 30 kişi dövdü. Kulağımın zarını patlattılar. Burnumu kırdılar. Gözümü morarttılar. Göz kapağıma dikiş atıldı. Gözüm kan doldu. Morardı. Allah'tan korkmuyorlar. Hepsi gözü dönmüş İsrail katilleri. Sayın Valim bana söz verdi. Hepsini yakalayacağını konusunda söz verdi. Hiçbiri yakalanmamış. 2 kişi sadece tespit edilmiş. Onlar da serbest bırakılmışlar. Bu yakışır mı? Biz böyle mi Filistin'in yanında olacağız? Biz böyle mi orada öldürülen masum bebeklerin yanında olacağız? Bunlar hiç doğru değil.